Merhabalar Ayşe'nin iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Yazmamız payidar ipek arkadaşlar. iplerimiz suni ipek 4 katlı olanlardan. Şimdi modelimize geçelim. Yazmamız vizon rengi arkadaşlar. Ben alt kısmını polyester iple yapacağım. Aynı bu renkten vizon rengi son ipeğim yoktu o yüzden alt kısmını yazmanın ana renginden kullandım polyester olarak. Şimdi bir tane daha beraber fil dişi yapalım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bir tane zürafa yaptım. Zürafamın içine batıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya zürafaya batarak aşağı iniyorum. Buraya 9 tane zürafa yapıyorum. Şöyle bir 9 şöyle yeniden sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane oldu üçer üçer kullanacağız bunları şimdi 10. zürafaya tekrar fil dişi yapacağım şöyle 10. zürafaya geri dönüyorum batarak tam ortasından bir tane düğüm atıyorum ve aşağıya inerek fil dişimi bitiriyorum İstediğiniz aralıkta arkadaşlar ara kısmını ayarlayabilirsiniz. Ben bunları çok biraz sık yapıyorum. Bazen de katlayarak biraz daha açıyorum arasını ki ikisi beraber görünsün diye yaptığım iki modelde. Şimdi ben bunu bu şekilde tamamlayayım. Yeşil de beraber yapalım. Ben bunu sonra tamamlayacağım. Şöyle yeşil ipimi takayım. Yeşil ipimi aldım. Parmağım dibine bırakıyorum. Şöyle biraz uzun bırakıyorum ki rahatlıkla alabilmek için bu tarafa 1 2 3 4. zürafaya. dördüncüye batarak bir tane düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şöyle netleyeyim. Bir tane zürafayı atlıyorum. ikinci zürafaya bir tane yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte bir tane yuva oluşturdum. Yuvamın içine batıyorum. Şöyle başlangıç ipimi de parmağımın dibine alıyorum. Tam kenarından düğümümü attım. Buraya pırpır yapıyorum şimdi. Pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tam tepesine bir tane düğüm attık. Şöyle aşağı iniyorum. bir tane buraya sinek kanadı yaptım. Şimdi eşit boyda arkadaşlar 6 tane buraya sinek kanadı yapacağız. Ben bunları altıya tamamlayarak geleyim. Şöyle arkadaşlar altıya tamamladım. Sinek kanatlarım ipimi kenardan kestim. Bu şekilde alt kısmını yapıp tamamlıyoruz. Şimdi üst kısmına geçelim. İlkin çiçeği yapacağım. Şöyle ipimi alıyorum. Buradaki yaptığım ilk baştaki sinek kanadına bir tane düğüm atıyorum. şöyle düğümümü attım hemen ikinciye buraya bir tane yuva oluşturuyorum birazcık daha büyütüyorum yuvamı şöyle bu büyüklükte bir tane yuva oluşturdum bir tık daha küçülçe bu ipler bir tık esniyor arkadaşlar onu da hesaplayarak bir tık daha küçülttüm şöyle hemen yuvamı batıyorum bu alt ipin başlangıç ipimde parmağım dibini alarak kenardan bir tane düğüm atıyorum bu şekilde yuvamı hazırlamış oldum şimdi buraya bir tane pırpır yaptım pırpırımın içine batıyorum tam tepesine bir tane düğüm atıyorum Tekrar aşağıya, yuvaya inerek ipimi aşağı indiriyorum. Şu şekilde aşağıya indirdim. Bir tane düğümümüz oldu. Şimdi ikinci düğümü atıyorum, yukarı çıkıyorum. Şöyle ikinci düğümümüzü attık. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Aşağı iniyorum şimdi. Ve sinek kanadımızı tamamlamış olduk. Buraya bir tane büyük bir pırpır yapıyorum. Şöyle bu büyüklükte bir tane pırpır yaptım kenarına. Şimdi buraya bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. Şöyle küçük pırpırla başladım. Pırpırımın içine batıyorum. Tepesine düğümümü attım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkarken dümdüz çıkarıyorum ipimi. Şöyle tekrardan aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Üç tane düğümümüz oldu burada da üç tane düğümümüz vardı. Şimdi aşağı inerek burayı tamamlıyorum. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi ipimiz, makasım alayım, iplerimizi keselim. Bunu tamamen kökünden da küçük bir mesafe bırakarak kesiyorum. Şimdi ben bundan devam edeceğim arkadaşlar. Beyaz ipimi alayım. Sarı da yapabilirsiniz. Benim yazmamda sarı yok arkadaşlar. Şöyle parmağım dibine ipimi bıraktım. İpim iğnenin dibinde. Tekli ipimi önden çiftliği arkadan atarak buraya bir tane düğüm attım. Şöyle ipimi yönü bu taraf olsun diye Buraya üç tane pırpır yapıyorum. Çok büyük değil. Orta boyda pırpırlar yapacağım. Şöyle bir, şöyle iki. Benim en çok sevdiğim yazma renklerinden biri vizon rengi yazmamız. Toprak renklerini, bu renkler ben çok seviyorum arkadaşlar. lila genelde lila çalışıyorum zaten şöyle bunu birazcık mesafe bırakarak kestim bunu şöyle birazcık daha büyük bıraksak daha kolay keseceğiz şöyle tamamen kökünden kestim buraya Arkadaşlar böyle üç tane iki tane daha yapıp üçe tamamlayacağım Ben şimdi bunları üçe tamamlayayım diğerine de diğer rengimi yapıp son bölümde görüşmek üzere diyelim Arkadaşlar ben modelimi yapıp tamamladım. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.